Merhaba. Bir tır şoförünün bayram öncesi ve bayram sabahı yaşadığı olayları konu alan bu hikayeyi sizlere anlatmaya başlıyorum. Olayı tır şoförünün ağzından anlatıyorum. Afyon'da gerçekleşti olay. Tır şoförüyüm. İsmini veremeyeceğim bir firmada LPG tanker şoförü olarak çalışıyorum. Arkadaşım Yılmaz ile Kocaeli'den hareket ettik. Eskişehir, Akhisar ve Afyon sandıklı şeklinde yol güzergahımız vardı. Petrollere gaz dağıtımı yapmak üzere yola çıktık. İlk servis adresimiz Eskişehir'di. Arkadaşım Yılmaz oruçluydu. Orucunu açtı, namazını kıldı. İlk petrolde işimiz bitti ve tekrar yola çıktık. Akhisar'a gelmek üzereyken programda değişiklik olmuştu. Kırsal bir bölgedeki petrole yönlendirildik. Garip olaylarda yol güzergahımızın değiştirilmesiyle gittiğimiz bu bölgede başladı. Gece saat 3 sıraları bir köyün içerisine girdik. Köyde hiç kimse yoktu. Gece vakti olduğu için herkesin evlerinde ve uyuyor olduklarını düşündük ama terk edilmiş bir yer gibiydi. Biraz daha köyün içerisine doğru ilerledik. Kahve gibi bir yerde oturanlar vardı. Gecenin bu vakti garipsesek de arkadaşım Yılmaz oturalım bir soluklanıp çay içeriz sonra yolumuza devam ederiz dedi. Neyse durduk araçtan inip kahvehaneye yöneldik. Kahvenin önünde oturanlara selam verip içeriye geçtik. Kimse istifini bozup selamımızı almadı. Kahveciden çay istedik. Çay yok diyerek tersledi bizi. Gece gece çattık deyip tekrar oradan hareket edip ayrıldık. Bayram sabahıydı. İşimiz bitti. Son bölgemiz Sandıklı'ya geldik. Bayram namazını kılmak için etrafta cami bakıyorduk. İleride köyün içerisinde cami gördük. Hadi gidelim deyip oraya tırla geçtik. Aracımız büyük olduğundan meydanda duran caminin önünde durduk. Çok eski bir camiydi. Etrafta hiç kimse yoktu. Abdest almak için caminin bahçe kısmına doğru ilerledik. Birden karşımızda genç bir çocuk belirdi. Abdest almak istiyoruz. Nereden alabiliriz? Buranın yabancısıyız dedik. Bizi duymazdan gelip önümüzden geçip gitti. Etrafa bakına bakına abdesthaneyi bulduk ve abdestimizi aldık. Caminin giriş kapısına doğru yöneldik. Bir adam geldi. Sanki bizi tanıyor gibi hoş geldiniz deyip camiden içeriye girdi. Adamın peşinden biz de içeriye girdik. Caminin içinde kimse yoktu. Bize hoş geldiniz diyen adam bile yoktu. Biz birkaç dakikaya cemaatle gelir diye bekledik. Sanki herkes bizim içeriye girmemizi beklemiş gibi camide boş saf kalmadı ve cami doldu. Cemaatten hiç kimse kafasını yerden kaldırmıyordu. İçimde ürperdi ve omuzlarımda bir ağırlıkla bayram namazını çok hızlı şekilde kıldık. Namazın bitiminde kimse birbiriyle bayramlaşmadan hızlı bir şekilde camiyi terk etti. Biz acele etmedik. Caminin boşalmasını bekledik. Son kişi çıkınca biz de birbirimizi bayramlayıp kapıdan dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımızda kimse kalmamıştı. Bayram sabahı herkes kaçar gibi nereye giderdi böyle? Biz yolumuza koyulduk. Allah'a şükür o zamanki olaylar böyle son buldu. Bu olaydan sonra o tarafa yine sefer yazıldı. O yerlerden yine geçtik. Fakat ne o camiyi ne de o kahvehaneyi görmedik. O bölgede harabe tarzı terk edilmiş birkaç evden başka bir şey yoktu. İlk hikayenin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Olayın yaşandığı yer Muğla'nın A köyü. Tarih 1982. Olayı yaşayan Mustafa Öğretmen. Olaylar bizzat Mustafa Öğretmen'in ağzından günlüğüne yazdığı satırlardan aktarılıyor. 10 Ocak 1982. Bugün sıradan bir gün geçirdim. Öğrencilerime alfabeyi, eğik yazmayı öğrettim. Yarın da etkinlik yaptıracağım. Kaldığım ev geceleri soğuk oluyor. Ahşap olduğu için soğuğu hissediyorum ama ne yapalım? Görev aşkı ağır basıyor. Bugünlük yazacaklarım bu kadar. 20 Ocak 1982. Bugün öğrencilerimle kırlarda dolaştık. Her şey güzeldi lakin köyde telefon olmadığı için uzun süredir
Annemi babamı arayamadım. Onları özledim. Canım annem babam. Onları çok seviyorum. Ayrıca bugün evime yaşlı bir teyze geldi. Yemek getirdi. Çok mutlu oldum. Köyde ilk defa gördüm onu. 23 Ocak. Bugün evdeyim. Şehre inip evdekileri aradım. Gayet iyiymişler. Çok mutlu oldum. Lakin geceleri artık uyuyamıyorum. Neden böyle oldu anlamadım. Yalnız olmaktan mı bilmiyorum. Sanki birisi geceleri Mustafa diye bağırıyor ben uyurken. Korku değil de huzursuz hissediyorum. Köyde başka kalacak ev olmadığı için idare ediyorum. Bu gece de aynı şeyler olursa muhtara gideceğim. 24 Ocak. Dün uyuduğum esnada şiddetle kapı çaldı. İlk uyandım. Kapıyı açtım. Ancak kimse yoktu. Elektrikler de olmadığı için ışığı açamadım. O an arkamdan bir el hissettim. Lakin kimse yoktu. Artık kafayı yeme noktasına geldim. Muhtara anlatıyorum. Gülüp geçiyor. Çok okudun, delirdin herhalde diyor. Şaka yapıyor bana. Evin içinde gölgeler görüyorum. Mutfağa gidiyorum. Yine gölgeler. Yatarken de aynı. Tuvalet evin dışında olduğu için dışarı tuvalet yapmaya bile korkar oldum. Tuvalete girdiğim esnada tuvalet kapısı çalıyor, ışığı sönüyor. Hiç rahat değilim, huzursuzum. 28 Ocak. Dün yine o yaşlı teyze geldi. Çorba yaptım sana dedi. Kurt gibi açtım. Sofraya oturdum. Çorbayı açtım. Kan ve iğrenç kokan kemikler vardı. Köpek ölüsü gibi kokuyordu. Hemen dışarı attım. Koku hala evin içinde. Artık kime anlatacağım derdimi bilmiyorum. Şehre inip doktora gözükeceğim. Tabi araba bulursam. 30 Ocak 1982. Dün gece stres atmak için kahvedeydim. Herkes bir kadının köyde dolaşıp tavukları çaldığını, camlara taş attığını ve huzursuzluk olduğunu konuşuyorlardı. Gece geç çıktım kahveden. Eve dönerken ışıklar olmadığı için önümü bile görmem zordu. Ay ışığı ile gidiyordum. Önümde köpek ordusu gördüm. Bir tane köpeği öldürmüşler, onu yiyordular. Beni fark etmesinler diye fazla yaklaşmadan hızlı adımlarla eve doğru geçtim. Lakin eve girdiğimde kapı açıktı. İçeride siyah örtü giymiş 4-5 kişi vardı. Kimsiniz diye bağırdım. Sinkaflı kelimeler kullandım. Cevap vermediler. Aynı anda kalktılar. Evden çıktılar. Sonra ben bayılmışım. Kalktım ve şu an şu satırları yazıyorum. Yarın hocaya gözükeceğim. 3 Şubat 1982. Yazamadım ama hoca da çare olamadı. Dua okudukça daha kötü oluyor sanki. Evimin camına taş atılıp kırıldığı için geceleri çok üşüyorum. Az önce yine kapı çaldı. Yine kimse yoktu. Ya ben deliriyordum ya da cidden bir şeyler vardı. Köyde adım deli öğretmene çıkmıştı. Daha fazla yaşamak istemiyordum. Kendimi zor tutuyordum. 5 Şubat 1982. Bu bir intihar notudur. Artık kendimi kontrol edemiyorum. Kendime zarar vermeye başladım. Okula da gitmiyorum. Şu an bile karşımda gölgeleri hissediyorum. Bana bakıp güldüklerini hissedebiliyorum. Artık yaşamak istemiyorum. Allah bağışlasın beni. Annem ve babam, bu not elinize geçerse sizi çok seviyorum. Sakın ola ki ağlamayın. Bu benim için bir kurtuluş. 7 Şubat 1982'de Mustafa öğretmenin cesedi evinde bulundu. Bıçakla el bileklerini kesip canına kıymış. Duvarda da İbranice ölüm kelimesi yazılı olduğu söyleniyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Denizden yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte bulunan ve M.Ö. 4500 yıl öncesinde kurulan Erzurum, hangi medeniyetleri içinde barındırmamış ki? Her yeni gelen medeniyet, kendi yaşamıyla birlikte, kendi inancını, kendi mutfağını, kendi gelenek ve göreneklerini de getirmiş bu topraklara. Her ne kadar Anadolu'ya ilk girmemiz 1071 Malazgirt Savaşı olarak kayda geçse de esasında 1048 yılında Pasinler Savaşı'nda Tuğrul ve Çağrı Bey ve Süleyman Şah'ın babaları Şehzade Kutalmış Bey komutasındaki Türkler Bizans'ı mağlup edip Erzurum'u almasıyla, yani Malazgirt Savaşı'ndan yaklaşık 23 yıl öncesinden Anadolu'ya ilk defa girmişler. Bu kadar medeniyeti
içinde barındıran bu büyük şehrin elbette kendine has hikayeleri, pek şehrin dışına çıkmasını istemedikleri efsaneleri de barındırır. Denizden bu kadar yüksekte olan iklimi ve soğuğuyla insan yaşamı ve çoğu canlı türü için elverişsiz koşullarını barındıran bu şehir, çoğu kişi için olağanüstü sayılacak şehre has gariplikler yaşanır. Ekonomik sebeplerin yanında bu gariplikler yüzünden de Erzurumluların %90'ının Erzurum dışına yerleştiği anlatılır. Erzurum ve yöresinde kadınlara has mahalli kıyafetler günümüzde de bilinmekte ve hala giyilmektedir. Kadınların geleneksel giyimi ihramdır. İhram genellikle 185'e 215 santim ebadında yünden özel olarak dokunmuş örtüdür. Şekil ve renk olarak farklı zümrelere hitap eder. İhramın giyilmesindeki amaç hem dini nitelik taşıması hem de soğuk kış şartlarında kişiyi korumak olarak düşünülse de Erzurum'da, kuytu, karanlık yerlerde sıklıkla görüldüğüne inanılan doğaüstü varlıklardan korunmaya yöneliktir. Yün kokusu bu tuhaf varlıklara itici geldiğine inanılır. Bu yüzden de sokağa tek başına çıkan kadının yaz olsun kış olsun bu kıyafeti giymesi adeta bir zorunluluktur. Bu tuhaf yaratıklar Erzurum'un kendi ağzıyla çırıh, çorli, peri, div dedikleri cinlerdir. Kadınların cinlere karşı ihram giymek zorunluluğu olduğu gibi erkeklerin de cinlere karşı mert, yiğit, delikanlı yani dadaş olmak zorunluluğu vardır. Dadaş olmayan bir erkek hem bu alemde hem de cinler aleminde yok olur. Erzurum gelenekleri arasında olan binbir hatimler şehrin en önemli şenliklerindendir. Özellikle Aralık ayında okunmaya başlayan binbir hatimler yaklaşık bir ay sürer. Tüm şehir halkı bir ay içerisinde hatimler okur ve bir ayın sonunda okunan hatimler Ulu Cami'de tüm halkın katılımı ile bağışlanır ve Erzurum için dualar edilir. Erzurum'un manevi mimarlarından olan Alvarlı Efe'nin beytlerinden de okunur. Sakın incitme bir canı, yıkarsın Arş-ı Rahman'ı. Bu binbir hatimler okunurken şehrin cinleri kaçacak yer arar, kuytu, karanlık yerlere saklanır. Özellikle yıkık dökük harabeler, mezarlıklar ve tek tük uğranılan hamamlar, binbir hatimler okunulurken saklandıkları, toplandıkları yerlerdir. Şimdi bu hamamlardan birinde yaşanılan olayı anlatıyorum. 1980'li, 1990'lı yıllarda müsait olan babam Ağrı'da ve Erzurum'da devlet ihaleleri almış, büyük inşaatlara girmişti. Babama yardımcı olmak için yaşlarımız çok büyük olmasa da kardeşimle ben sırayla Ankara'dan Ağrı'ya, Erzurum'a gider yardımcı olmaya çalışırdık. Esasında yardımcı olmaya da değil de babamı oldukça kıskanan ve biraz da fazla çapkın olan babamızı kontrole almaya çalışan annemizin zaman zaman bizleri yollamasından başka bir şey değildi bu. Uçak yolculuğunu sevmeyen ve uzun otobüs yolunu kaldıramayan, kendi hastanesinden de ayrılamayan annemiz babamızı aklınca böyle denetim altına aldığını sanırdı. İşte böyle yıllarda 1985'in Aralık ayında binbir hatimlerin okunduğu ayda Erzurum'a babamın yanına geldim. Havanın o şiddetli soğuğundan mıdır nedir her yerim çok tutulmuştu. Babam, ya şu annende hiç akıl yok. Bu soğukta seni neden yolluyor? Kendisi gelmez sizi yollar. Madem çok kıskanıyor gelsin kendisi yanımda otursun diye söylendi. Babam beni doktora götürüyor. Düzelmiyorum. Üzerime 4 kat yorgan atıyor. Yine düzelmedim. İlaçları içiyorum. Düzelmiyorum. Ne yapsak nafile? Hiç yanımdan ayrılmayan, o zamanlar ailesinin üzerine tir tir titreyen babam, en sonunda akşam vakti olmasına rağmen, ''Burada şifalı bir hamam var oğlum. Gel, seni bu hamama arabayla götüreyim. Sen burada yıkan. Benim biraz işim var. İşim bitince seni gelip alırım.'' dedi. Hovarda olan babamın akşam vakti bu iş hikayesine pek inanmasam da kabul ettim.
Babam beni hamamın önünde bıraktı. Akşam akşam, hatta gece gece gittiğim bu hamamda kapı önünde bulunan şişmanca adamdan başka kimseyi göremedim. Soyunma odasında üstümü çıkardım. Peştemali belime sardım. Tahta takunyaları giyerek oldukça derinde olan hamam salonuna gitmeye başladım. Takunyaların yankılanan sesleriyle birlikte merdivenlerden indim. Hamama girdiğimde benden başka kimsenin olmaması hem beni biraz ürkütmüştü hem de ilgimi oldukça çekmişti. Bu sessizliğe ve yalnızlığa aldırış etmeden kurnanın başına oturdum. Hamam tasıyla yıkanmaya başladım. Bir yandan da günlerin en popüler şarkılarını söylüyorum. Repertuarım geniş. Yıkanmaya devam ederken hakikaten her tas su döküşümde biraz daha düzeliyor, biraz daha sağlığım geri dönüyordu. Yıkanma faslım bittiğinde bu egzotik mermer hamamının tam ortasında bulunan göbek taşına uzandım. Uzanırken merdivenlerden gelen takunya sesini duyunca herhalde babam geliyor diye düşünürken kıllı kıllı, göbekli bir adam yanıma geldi. Yöre halkının kendi şivesiyle "Abi kese istersin" dedi. Ben de "Vallahi iyi olur" dedim. Bu kıllı adam beni keseledikçe keseliyor, ovdukça ovuyor. Adeta oklavayla beni bir börek hamuru gibi açıyordu. Epey uzun süren ve hoş sohbeti olan bu adamla her konudan konuşuyoruz. Bir anda her konuyu konuştuğum, samimi olduğum bu adam bana "Abi senin Erzurumlu olmadığını seni görür görmez anladım" dedi. Ben de "Neden?" dedim. Bana "Erzurumlular gecenin bu vakti, hele binbir hatim okunan ayda hamama gelmezler" dedi. Ben de "Nedenmiş ki?" dedim. O da "Buradaki insanlar cahil, saçma sapan şeylere inanır. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz" dedi. "Nedir o saçma sapan şeyler?" diye sordum. "Neymiş, binbir hatim ayında cinler hamama kaçarmış" dedi. İkimiz de kahkahalarla gülmeye başladık. Ben "Sen hiç gördün mü?" diye sordum. Adam "Yok, hiç görmedim" dedi. Biz hala gülmeye devam ediyorduk. Hamamın buharından yan yana olsak da artık her yer iyice buhar olmuş, göz gözü görmez olmuştu. Bir anda aklıma geldi. Adama "Cinlerin ayakları ters olurmuş, öyle mi?" dedim. Adam bana "Evet, öyle olurmuş" dedi ve bir anda ayağını havaya kaldırarak bana terse dönük olan ayağını gösterdi. Bir anda kurna başındaki tüm çeşmeler sonuna kadar açılmış, var gücüyle akıyor. Bir yandan hamamın sıcaklık sınırı en yüksek dereceye vuruyordu. Mermer duvarlar çatlıyor, fanyaslar yerinden fırlıyordu. O anda ben hamamdan bir hışımla fırladım. Arkamdan tek duyduğum korkunç kahkaha sesleriydi. Ertesi gün yerel ve ulusal gazetelerin baş sayfalarında büyük puntolarla şöyle bir manşet geçiyordu. 500 yıllık tarihi hamam kazan patlaması yüzünden tuzla buz olmuştu. Ölen ya da yaralanın olmaması büyük şans diye bahsediliyordu. Oysa ki ben o gece oradaydım. Demek ki bu yaşananlar ben çıktıktan hemen sonra gerçekleşmişti. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bursa'da yaşayan 1986 doğumlu Gökhan A. çocukken cinlerin kendisini nasıl kaçırmaya çalıştığını ve sonrasında yaşadığı sıkıntılı durumları anlatıyor. Adım Gökhan. 1986 doğumluyum. Evliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yanılmıyorsam yıl 1993. Babam 1994'te vefat etti. Rahmetli olmadan önce hayatımın seyri 1993 yılından itibaren değişti. Diyeceksiniz ki ne gibi değişiklikler? Babamın ölümüne şahit olmam, bir insanı anında hissedip bir dakika içinde çözebilmem, karşımdaki insanın benim hakkımdaki düşüncelerini sezebilmem ve de üç harflilerle karşılaşmam gibi. Biri beni çağırıyordu. Gözüm bahçe girişindeki ağacın oraya takıldı. Oraya baktığımda birinin beni çağırmakta olduğunu gördüm. İşaret parmağıyla "Gel" diye işaret yapıyordu.
Bu konulardan bir tanesini, yani başlangıcını paylaşmak istiyorum. Yaşadıklarımın ispatını veremem size. Fakat Allah'ım şahidimdir. 1993 yılı, yaşım 7 civarıydı. Evimiz ilçenin ormanlık alanlarından birindeydi. Mevsim yazdı, gece vakti. Rahmetli babam, annem ve ben dışarıya çıktık. Babam bir anda ıslık çalmaya başladı. Bir yandan da saksıdaki çiçeklere bakıyordu. Ben annemin kucağında oturuyordum. Annem de babamı izliyordu. Öylece dalmıştı. Derken gözüm bahçe girişindeki ağacın oraya takıldı. Oraya baktığımda birinin beni çağırdığını gördüm. Usulca annemin yanından ayrıldım. O kişiye yöneldim. Aklıma kötü bir şey gelmiyordu. Henüz bu gibi şeyleri anlayabilecek yaşta değildim. Tam bahçe kapısının çıkışına vardım ki o beni çağıran kişinin ayak dirseklerinin ters olduğunu fark ettim. Arkası bana dönük vaziyette ıslık çalarak bahçe kapısından arkaya, yani çalılık tarafına, karanlığa doğru gidiyordu. Şaşırmıştım ama gördüklerime de tam olarak bir anlam veremiyordum. Nedir, neyin nesidir derken karanlıkta vücudunu gizledi. Fakat yüzünü gördüm. Gördüğüm yüz bizim yan komşu olan Çetin abinin yüzüydü. Hızlıca onun yanına, yani karanlık çalılıklara dalıyordum ki birden bir el beni tuttu. Beni yakalayan annemdi. "Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun burada?" dedi. Ben de şaşkınlık içindeydim. Anneme dedim ki, "Anne, Çetin abi beni çağırıyor," dedim. Annem durumu anlamış olacak ki, "Öyle bir şey yok," dedi. Ve eve geri döndük. O gece uyuduk ama uyuduğuma pişman oldum. Rüyamda cinleri görüyordum. Ciğerlerim sökülecek kadar ağlıyordum. Gözümde bir perde vardı sanki. Rahmetli babam kucağına aldı beni. Susmak ne mümkün. Babamı görüyorum ama babamdan çok onları görüyordum. Bir girdabın içindeymişim gibi sabaha karşı kendime geldim. Kalktığımda çok sarsılmıştım. Bir gün sonrasındaysa çok hasta oldum. Ne yesem çıkartıyordum. Yoğun baş dönmelerim vardı. Sapsarı kesilmiştim. Bu böyle sürerken annem bir hacı teyzeye götürdü beni. Hacı teyze bir sürü şey okudu. Vücuduma dokundurmak suretiyle bir takım uygulamalar yaptı. Çok şükür geçti. Geçti ama hala ara ara bazı sesler duyup bazı garip şeyler görüyorum. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bu hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeye geçiyorum. Akrabalarımdan biri aniden öldü. Kadınla daha önce hiç karşılaşmamıştım. 4 yaşında bir kızı vardı. Kızın ismi Yuki'ydi. Babası onu kendi başına büyütemezdi. O yüzden halamdan kıza bakmasını istemişti. Küçük kız yalnız bırakılmayı reddediyor ve halamın yanından hiçbir zaman ayrılmıyordu. Bu bir problem olmaya başlamıştı. Halam Yuki olmadan hiçbir yere gidemiyordu. Sürekli ilgiye ihtiyaç duyuyordu. Halamın kendi öz kızı bile kıskanmaya başlamıştı. Bir gün halam birkaç günlüğüne şehir dışına çıkması gerektiğini söyledi ve küçük kıza onun için bakıcılık yapıp yapamayacağımı sordu. Bunun benim için bir zevk olacağını söyledim. Yalnız yaşıyordum ve bir arkadaş iyi olabilirdi. Birkaç gün sonra halam Yuki'yi getirdi. Giderken küçük kızı kenara çekti ve dedi ki, "Yuki, lütfen iyi bir kız ol, usludur," dedi. Halam gittikten sonra Yuki ile konuşmayı ve oyun oynamayı denedim. Ancak küçük kızın davranışları çok garipti. Kolunun altında sıkıca tuttuğu ve hiç bırakmadığı bir oyuncak ayı vardı. Asla gülmüyordu, asla konuşmuyordu. Yaptığı tek şey sessizce bir köşede oturup duvara bakmaktı. Bu beni biraz huzursuz ediyordu. Onu neşelendirecek bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Yeni bir dijital kamera almıştım. O yüzden Yuki'nin eski olanla oynamasına izin verdim. Yuki kamerayı gördüğünde gözleri parıldadı. Ona kamerayı nasıl kullanacağını gösterdim. Apartmanda gezerken
her şeyin fotoğrafını çekmeye başladı. Yüzünde parlak bir gülümseme vardı. O akşam Yuki ile uğraşmanın ne kadar zor olduğunu keşfettim. Ne zaman odadan çıkmaya çalışsam ağlamaya başlayıp bana sesleniyordu. Onu yalnız bırakamadım. Yoksa büyük bir gürültü çıkarıyordu. Banyoya bile benle gitmekte ısrarcıydı. Oldukça utanç verici. Yatma zamanı geldiğinde ayrı odada kalmayı reddetti. Benim yatağımda uyumak için ısrar etti. Ona biraz masal okudum ve bir süre sonunda onu uyutmayı başardım. Ayıcığını o anda fark ettim. Ayaklarından biri kömürleşip kararmıştı. Sanki yanmış gibi. Merakımı uyandırdı. Gecenin bir yarısı garip bir sesle uyandım. Diğer tarafa döndüğümde Yuki'de ters giden bir şeyler olduğunu gördüm. Küçük kızın bedeni titriyor, sarsılıyor. Gözleri iyice açılmıştı. Dişleri takırdıyordu. Gözyaşları akıyordu. Onu kendime yaklaştırdım ve ne olduğunu sordum. Yine bana bakıyor diye mırıldandı. Şaşkınlıkla kim diye sordum. Karanlık kadın diye cevap verdi. Daha fazla şey söylemedi. Ona gördüğü şeyin hayal gücü olduğunu söylemeye çalıştım ama kafasını sallayıp ağlamaya devam etti. Onu tekrar uyutmak çok uzun zamanımı aldı. Sonraki gün Yuki yine iyiydi. Dijital kameramla oynamayı seviyordu. Eve gitme zamanı geldiğinde ona kamerayı alabileceğini söyledim. Yuki bana sarıldı. Hiçbir şey dememiş olmasına rağmen çok mutlu olduğunu söyleyebilirim. Küçük kızı halamın evine bıraktım ve bir bardak çay içmek için kaldım. Halam Yuki'ye baktığım için teşekkür etti ve mutfakta bir süre sohbet ettik. Halam zavallı küçük şey dedi. Annesi öldüğünden beri hiçbir şey söylemedi. Merakıma hakim olamadım. Yuki'nin annesi nasıl öldü diye sordum. Halamın yüzüne garip bir ifade yerleşti. Yangında öldü dedi. Yangın nasıl başladı diye sordum. Halam tereddüt etti. Konuşmak konusunda isteksizdi. Çok üzücü bir hikaye. İntihar etti. Yuki'nin annesi çok sorunlu bir kadındı. Kendi üstüne benzin döktü ve bir kibrit yaktı. Kendini canlı canlı yaktı. Allah'ım ne kadar korkunç. Evet dedi halam. Ailesi şok olmuştu. Olayı unutturdular ve bir kazaymış gibi davrandılar. Küçük bir cenaze yaptık ama sadece yakın akrabaları davetliydi. Yuki orada değildi. Annesinin öldüğünü bile bilmiyor. Sadece uzun bir tatilde olduğunu düşünüyor. Onu söyleyecek cesareti bulamadık. Zavallı Yuki diye mırıldandım. Halam üzgün bir şekilde onayladı. Zavallı Yuki. Birkaç gün sonra Yuki öldü. Halam Yuki'nin davranışlarını değiştirmeye çalışıyordu. Gece onu kendi başına yatması için zorlamıştı. Yuki çığlık atıp ağlamasına rağmen halam orada onu yalnız bırakıp kapıyı kilitlemişti. Sabah Yuki'yi hareketsiz bir şekilde yatakta yatarken bulmuştu. Zavallı küçük kız ölmüştü. Kimse neden olduğunu anlayamadı. Doktor bir ölüm sebebi bulamamıştı. Vücudunda iz yoktu. Mükemmel bir şekilde sağlıklıydı. Gece yarısı esrarengiz bir şekilde ölmüştü. Herhangi bir açıklaması yoktu. Cenazeden sonra halamın evine döndüm. Herkes çok üzgündü. Halam Yuki'ye verdiğim dijital kamerayı bana verdi. Kamerayı eve götürdüm. Onu hatırlamam için bir hatıraydı. Hafıza kartı Yuki'nin rastgele çektiği fotoğraflarla doluydu. Gözlerimden yaşları silerek hepsine teker teker baktım. Evimin fotoğrafları, halamın evinin fotoğrafları, çiçeklerin, köpeklerin, oyuncakların, şekerlerin, bir çocuğun çekebileceği şapşalca fotoğraflar. Sonra en sondaki resme geldim ve kanım buz kesti. Ellerim titriyordu. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmıyordu. Fotoğraftaki tarih Yuki'nin öldüğü geceyi gösteriyordu.